verdi. Onun sonucunda hani gerginlik çıktı mı diye sormuştum. Esma Murat o noktadaydı. Hani gerginlik olmadan olmuyor demiştim ama biz bağlantıyı yaptıktan sonra orada bayağı bir arbede çıkmış. UKOME toplantısında alınan kararı ve yaşananları Esma Murat bize aktaracak ama Serdar Altıntepe ve Mehmet Altınışık savaşın 94. gününde son durumu bizlerle paylaşmak üzere bekliyor. Önce hızlıca bir UKOME toplantısı diyelim. Esma Murat, detayları senden alalım. %18'lik bir zam bu İETT'ye. Taksiye %28'lik bir zam yapıldı. Ne oldu da öyle bir arbede çıktı ve şu anda durum nasıl? Sayın Ürtezer, siz sorunuzu sordunuz, ardından birkaç dakika geçtikten sonra bulunduğumuz bu noktada Çırpıcı Sosyal Tesislerinde bir arbede çıktığını söyleyelim. Öncelikle İBB tarafından UKOME toplantısında toplu taşıma ücretlerine zam kararı verildi. Buna göre toplu taşıma ücretlerinde İETT'ye %18, taksi, servis ve minibüslere %28.09 oranında bir zam yapıldı. Ancak ufak bir parantez açalım. Zam oranını beğenmeyen 8+1 taksi şoförleri toplantının gerçekleştiği 1453 çırpıcı sosyal tesislerine taşlı ve sopayla bir saldırı gerçekleştirdi. Tesisin önünde bulunan bariyerleri ve camları yıktıklarını söyleyelim. Tabi bu kapsamda polis ekipleri de saldırgan kalabalığı olay yerinden uzaklaştırdı ve iki taksiciyi gözaltına aldığını da belirtelim. Tabi 8+1 taksi şoförleri ne istiyor ve neden bu noktadalar? Aslında ondan da bahsetmek gerekirse hem zam oranını beğenmedikleri için hem de taksi araçlarının 8+1 değil de 4+1 şeklinde dönüştürülmesini istiyorlar. Tabii toplantıya döndüğümüzde de toplantı saatler 14'ü gösterdiğinde başladı. Şu dakikalar içerisinde hala devam ediyor. İBB'nin zam teklifini Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri şeriyle, yani reddiyle, ancak oy birliğiyle kabul edildiğini söyleyelim. Yani bakanlık temsilcileri var olan sürece onaylamadıklarını, zam oranını onaylamadıklarını söyleyelim. İETT araçlarına %18'lik bir zam yapıldığını söylemiştik. Peki rakamlar ne? Çok kısa onlara da bakalım. İstanbul Kart'ta tam bilet ücretleri 15 liraydı. %18'lik bir zam uygulandığında ise 17.70 liraya kuruşa çıktığını söyleyelim. Öğrenci bileti ise 7.31 TL'ydi. Bu kapsamda 8.62 TL'ye çıktığını belirtelim. Mavi kartın aylığı ise yine 1177 TL'den çıktığını da yine belirtelim. Öğrenci aylık abonmansa tabii öğrenciler için oldukça önemli. Bu kapsamda ise 212 TL'den 250 TL'ye çıktığını belirtelim. Tabii taksiler dedik. Taksiciler de oldukça yüksek bir zam oranı istiyorlardı. Bu kapsamda %65'lik bir artış talep ediyorlardı. Ancak toplantıda %28.09 oranında bir zam gerçekleşti. Bu kapsamda taksilerin açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye çıktı. Kilometre başı ücreti ise 12 lira 89 TL'den 17 lira 61 TL'ye çıktığını söyleyelim. Tabii kısa mesafe indi bindi ücreti ise 70 TL'ydi. Bu kapsamda %28.09 oranında bir zam uygulandı ve o rakam ise 90 lirayı bulduğunu söyleyelim. Tabii servis ücretleri de var. Servis ücretleri de yine %60'lık bir zam istiyordu. Onlara da yine %28.09 oranında bir zam uygulandığını belirtelim. Servis ücretleri de okul taşımacılığı en kısa mesafe 1300 TL'ydi. Bu kapsamda 1665 TL'ye yükseldiğini söyleyelim. Ancak bu zam ücretlerinin ikinci yarıdan itibaren geçerli olacağını belirtelim. Ve dediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME toplantısında toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Bu kapsamda İETT'ye %18, taksi, servis ve minibüslere ise %28.09 oranında bir zam yapıldığını söyleyip söz tekrar size bırakalım.